Yani ikide bir benim fikrim değişiyor, haletim değişiyor, isim değişiyor, kendimi niye kötü hissediyorum. Yani ne istersen onun cevabı gibi bak. Hepsi oynak olan ortamda ve hadiselerde fikir ve ilim hareketliliği olamaz. Hareketliliği sabit olamaz. Yani şu, kış, yaz, rüzgar esiyor, esmiyor, güneş batıyor, hayvanlar gidiyor, yaprak döküyor. Yani dünyevi hadiseler sabit değil, oynak. Arkadaşlar bu çok önemli böyle de, düşüncemizin zemin oturtulmak. Yani niye böyle oluyor? Eşimle niye böyle oluyor? Hadiseler niye böyle cereyan ediyor? Ya sabit olsa, sabit dünyada, yani neyi sabitiyetini istiyorsun? Bak yok öyle bir şey. Diyor ki, yaşadığımız dünya oynak, değişken. Tamam. Olaylar, yani dünya değişken, dünyada yaşayanlarla ilişki ve çelişkilerimiz var. Bu hadiseler ve olaylar da değişken. İstanbul'a gidiyorum ayrı insan komşu, ayrı komşularım var, ayrı hadise var. Meclis-i Nurani'de ders yapıyoruz, Dima'da yapıyoruz, Mevcud'da yapıyoruz, onu yapıyoruz, şöyle oluyor. Yani yaşadığım dünya oynak, değişken. Münasebet kurduğum hadiseler ve olaylar değişken. Yaşım değişiyor, eşimin yaşı değişiyor. Eşimin yaşı değişiyor. Dershaneler değişiyor. Başımdakiler gidiyor. Sırtımda hissediyorum. Sonra alıyor benim sırtımdakini başkasına veriyor vesaire. Böyle oynak dünyada, değişken dünyada, değişken hadiseler içerisinde sabit bir fikir beklemek, olayları anlayamamak demektir. Sabitiyet arama. Çünkü devamlı kayyumiyetin tecellisi olarak varlık var olup yok oluyor, var olup yok oluyor ama dikkat buyurun. Bu kalem anda, daha önce demiştim başka bir şey diyeceğim. Var olup yok oluyor, var olup yok oluyor. Kur'an'da iki tane ayet, halkın cedid. Ama şu arkadaşlar, bu var oldu, yok olduktan sonra bir daha varoluşu bu değil artık. Biliyor musunuz? Sureti değil ha, maddesi de değil. Bu kalem var olup yok oluyor, yok olup var olduktan sonra yok oluyor. Yani alem-i mane gayba geçince ustad diyor. Bu bir daha oluşu bu değil. Yeniden halk ediliyor bu kalem. İcat ediliyor, halk ediliyor. Maddesiyle, her şeyiyle. Bir daha sen dırrrt, bu kalem gibi. Var şu anda ben, var oldum, şu anda dediğim anda yok oldum. İade mi ediliyor? Hayır. Yok. Yeniden yaratılıyor. Bu ne karı getiriyor bize? Ailene, çocuğuna, haletine, düşüncelerine, hissiyatlarına, fikriyatlarına. Nasıl bir değişken böyle bir alem? Nasıl değişebiliyor? Ya bir ne güzel iş şey abi. Hemen iyiydik. Niye böyle oldu? Deme. Oynak, değişken bir dünyada sonbahar, ilkbahar, yaprak, kuşlar gidiyor, bilmem ne yapıyor. Yaşadığım dünya değişken. Septum dedikleri, yani malzeme, ona malzeme getiren, yani münasebet kurduğum eşim, komşum, aşım, işim, kardeşim, davam, yaşım. Hep değişiyor. Ha, değişen ortamda, değişen hadiseler içerisinde sabit bir fikir, dolayısıyla sabit bir fikir olmadığı gibi sabit bir his yoktur. Böyle bir şey arama. Mutlaka bir sabit mihenk nokta tutumun olmalı. Yani değişen hadiselerde, değişen zeminde kendimi sele kaptırmamak için, yani bir saman çöpü, bir sel geldiği zaman artık iktidarı ihtiyarını kaptırmıştır. İşte bu hadiselerde kendi fikriyatımı, hissiyatımı, duygularımı, latifelerimi bir daha
fikriyatımı, hissiyatımı, duygularımı, latifelerimi hadiselere kaptırmamak için bir sabit bir nokta ve tutumum olmalıdır, sabit. O değişmeyecek, o. Yani böyle gemi limana bağlarsınız babaya, gemilerin bağlandığı yere baba deniliyor. Oraya gemi iş yaptın ama gemi o ipe, o merkezli böyle kıçını oynatır. Böyle dalgalar, hadiselerde gemi oynar ama bu mesafe hep korunur. Yani orada durur. İşte tutumun ve sabit bir mihengin olmalıdır. Bırakmayacaksın bunu. Ta insan... Abi, efendim abi. Bilmem gelecek misiniz ama çok ilginç bir şey. Yani kesretten vahdete şu tuttuğunuz geminin şeyi de tevhid diyebilir miyiz acaba? Maşallah. Maşallah, çok şükür. Gireceğim abi herhalde biraz. Ta insan kendisini kendisine, burayı da lütfen altını çiziyorum. Böyle olursa, limana tutundun mu o babaya, baba. Ta insan kendisini kendisine konu ve mevzu edebilsin. Yani değişken ortamda, değişen hadiselerde, değişmeyen mihengi bir noktaya, tutuma tutunursan, bu sefer gemi kıçın böyle lapur lapur oynarken, burada bir sabitiyet var, limanda sabit, ha, iki, değişken ve sabit. Bu sefer ben bu olaylarda sıyrılmak, anlamlandırmak, hadisenin arkasına geçmem için kendime kendimi konu ve mevzu edebilirsem alemi şahadetle insanlığını şeceri-i hilkatle ubudiyetini en iyiyle zatını İnşah ve iya edebilirsin. İnsan kendisini kendine konu ve mevzu ederse bunun adı farkındalıktır. Kainatı, mevcudatı kendini konu ve mevzu edene, bak kainatı, şu mevcudatı, yani ben kendisi kendisini değil, İnsan kendisini kendisine konu ve mevzu ederse farkındalık, ama başka şey söylüyorum, kendisini mevcudata konu ederse bilim insanı olursun. İlim insanı değil. Kendisini kainata, yani bu ot ne işe yarar? Otla ilişkim nedir? Uzay, yerin altı, yani madenler, yani bu ağaçlar, bu elmalar, manayı, ismi kastediyorum. İnsan kainatı vücudu değil, mevcudu. İnsan kainatı, yani mevcudu kendisine konu ve mevzu ederse bilim insanı. Fakat insan alemi şahadetle, şu mevcutla insanlığına mevzu ederse, alemi şahadetle insanlığını, şeceri hilkatle ubudiyetini, ikişide üç şahsiyet var. Beşeriyet, yani insan, ubudiyet, vazifedarlık. Şeceri hilkatle ubudiyetini, ubudiyetini en eyle zatını, şeceri hilkatle ubudiyetini, en eyle zatını, İnşa ve ihya ederse farkındalığı oluyor. Farkındalığın zeminini anladık değil mi? Bunları yapabilmede soyutlama, işte üzerimizdeki battaniyeleri
atmada, soyutlamalarda bakın. Bunları yapabilmede soyutlama, yani tenzih, tenzih ne demek? Alemi şahadette, alemi gayba giydirilmiş libas tıpkı ruha giydirilen beden gibi olmaya başlar. Alemi gayba giydirilen libas ruha giydirilen beden gibi olur. Farkındalığı arttı mı kişide? Ben ve ruh, gayb veya şahadet, yani ruhuma giydirilen şu libas bile değil, hane ve yuva ama libas de, ruha giydirilenle alemi gayba giydirilen alemi şahadet çok ciddi ayrışır. İtikat olarak ayrışır demiyorum. Bu avamidir. Yani ahirete iman etmek, itikat etmek ayrıştırmaktır. İtikat, şahadet de gaybı ayrıştırmaktır. Bu manada itikat budur. Alemi şahadet de alemi gaybı ayrıştırmaktır. Osman bunu yazarsın abim. Bundan daha öteye, bu taklidi bir imandır. Yani kendindeki ölçülerle ötenin üstünü kaldırmak. Ben, yani ben derken ruhumu kastediğim beden ilişkisi şahadetle gayb ilişkisine dönüşmeye başlar. Bu neyle? Tenzih.